X ile altının ebobu 2'ymiş. Demek ki 2 çarpanı hem x'te hem de 2'de olmalı. O halde ben x'i 2k, 6'yı da 2 çarpı 3 yazabilirim. Burada k ile 3 aralarında asal olmalıdır. Çünkü aralarında asal olmazlarsa, mesela içlerinde bir 5 çarpanı olsa ikisinin de ortak ne olacaktır? O zaman ebobları 10 olacaktır. Yani 5 de ortak olacağı için. Yani k ile 3 aralarında asal olmazlarsa x ile 6'nın ebobu 2'den büyük olur. Dolayısıyla k'yı öyle seçmediğim ki 3 ile aralarında asal olmasın. En küçük kaç seçebilirim? 1. 1 ile 3 aralarında asal değildir. 2. 3 seçemem. 4. 5. 6 seçemem. 7. 8. 9 seçemem. 10. 11. 12 seçemem. 3'ün katı. 13. 14 şeklinde gidiyor. K bu değerleri aldığında x ne olacak? Bunun 2 katı olacak. X ne olur? 1 k1 olduğunda 2 olur. K2 olduğunda 4 olur. Böyle gidelim. Mesela 13 olduğunda ne olur? 26 olur. Bakın olamaz. 24'ten küçük olmalı. Demek ki bu değerleri alamıyoruz. Bir ufağına bakalım. Büyüğü zaten olamaz. 11 seçtiğimde k'yı x 22 olabilir. Demek ki en büyük x değerimiz 22. Sayalım. Kaç tane olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 tane x doğal sayısı yazılabilir. X ile y doğal sayıları 2 ve 3 ile orantılıysa şunu yazabiliriz. X eşittir 2k, y eşittir 3k yazabiliriz. Orantıdan biliyoruz. Buradan ben ebob'larını ve ekob'larını k'ya bağlı yazabilirim. Ebob'ları k olacaktır. Ekob'ları ise dikkat ederseniz 6k olacaktır. Çünkü k'lar ortak. 2 ile 3'ün de ekob 6. Ekob'ları da, pardon, şu üstteki ebob. Ekob'ları 6k olur. Ebob'ları ile ekob'ların toplamı 70. Yani k artı 6k eşittir 7k eşittir 70. Dolayısıyla k eşittir 10 bulunur. X 2k olduğuna göre k yerine koyarsak 2 çarpı 10 eşittir 20. Elimde dikdörtgenler prizması şeklinde ayrıtları 2, 5 ve 4'er santim olan bir kutu var, kutular var. Bu kutulardan ben bir küp elde edeceğim ve bu küpün en ufak olmasını istiyorum ki en az kutu gereksin. Şimdi bu kutulardan ben nasıl elde edeceğim? Mesela şöyle bu kutuları koyacağım. Şöyle üst üste koyacağım. Üst üste koyunca böyle dikkat ederseniz yükseklik 2. 2'nin katı olmalı. Yani x 2'nin katı olmalı. Şöyle sağa doğru yan yana koyduğumda bakın buradan da dörtler gidecek. Demek ki aynı x 4'ün de katı olmalı. Derinlemesine yerleştirdiğimde de şu ayrıtta 5 olduğu için aynı x 5'in de katı olmalı. Yani x 2, 4 ve 5'in katıdır. Kutuların ben en az olmasını istediğim için bunların ekokudur. 2, 4 ve 5'in ekoku nedir? Ekok 20'dir. 20, 2'nin de 4'ün de 5'in de katıdır. En küçük katlarıdır. Demek ki x eşittir 20 santim olmalıdır. Peki kaç tane kutu gerekecek? Küpün hacmini ben kutunun hacmine böldüğümde kutu sayısını bulabilirim. Küpün hacmi nedir? Küpün hacmi bütün ayrıtları eşit olduğu için x çarpı x çarpı x yani 20 çarpı 20 çarpı 20'dir. Bunu ben kutunun hacmine yani 4 çarpı 5 çarpı 2'ye böleceğim. Bu bana kaç kutu gerektiğini söyleyecek. 20'yi 4'e böldüm 5. 20'yi 5'e böldüm 4. 20'yi 2'ye böldüm 10. Bunları da çarptığımda 200 kutu gerektiğini bulurum. Ardışık iki çift sayı deniyor. Ben bunları o zaman n ve n artı 2 olarak alabilirim. Pardon, 2n
ve 2n artı 2 olarak çift dediği için 2n almam gerekiyor. Çift olması için 2n ve 2n artı 2 olarak alabilirim. Bunların EBOB'u ile EKOK'unun toplamı verilmiş. Şimdi şu 2n artı 2'yi ben iki parantezinde n artı 1 olarak yazabilirim. Şimdi bakın ikiler ortak. N ile n artı 1 de aralarında asal. Çünkü ardışık sayılar. Bunu daha önceden görmüştük ve söylemiştik. EBOB'ları ile EKOK'unun toplamı 222. Peki bunların EBOB'u nedir? EBOB'u net şekilde görünüyor. Ortak olan çarpan. Çünkü n ile n artı 1'den bir ortak çarpan gelmez. 2'dir. Peki EKOK'ları nedir? Bir kere 2'yi almak durumundayım. Çünkü bunların katı olacak. N'i de almak durumundayım katı olması için. N artı 1'i de almak durumundayım. Çünkü n aralarında asal ki katı olsun. EKOK'ları da 2 çarpı n çarpı n artı 1 olur. Bana diyor ki EBOB'u ile EKOK'un toplamı 222. Yani 2 ile 2 çarpı n çarpı n artı 1'in toplamı 222'ymiş. Hepsini 2'ye bölelim. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. Ne kaldı? 111 kaldı. Burada 1 kaldı. 1 artı n çarpı n artı 1, 111. 1'i de karşıya atarsak n çarpı n artı 1'in 110 olduğunu görüyoruz. Dikkat edersek n ile n artı 1 ardışık sayılar. Yani 110'u ben öyle iki çarpına ayıracağım ki biri diğerinden bir fazla, 10 çarpı 11'dir. Demek ki küçük olan n 10 olmalı. N artı 1 de doğal olarak 11 olur. O halde n eşittir 10. Peki n 10'sa bu sayılardan biri 2n'di. 2 çarpı 10, 20. Diğeri de 2 fazlası 22. Bunları toplarsak sonucu 42 olarak buluruz. Bir sınıf 2'şerli, 3'erli ve 4'erli gruplara ayrıldığında hep bir öğrenci artıyormuş. Sınıfın mevcudu x olsun. Ben x'ten 1 çıkartırsam, bakın hep 1 artıyor ya, bu hem 2'nin katı olur, hem 3'ün katı olur, hem de 4'ün katı olur. Çünkü hep 1 artıyor 2'ye, 3'e ve 4'e böldüğümde bu sayıyı. Bu 1'i ben çıkardığımda sınıfın mevcudunun bir eksiği hem 2'nin, hem 3'ün, hem 4'ün katı. En az dendiği için de EKOK'u, yani en küçük ortak katı. O halde EKOK 2, 3 ve 4'ü bulmam lazım. Bunların EKOK'u ne olur? 3 kere 4, 12. 2'nin de katı 12'dir. EKOK'lar 12'dir. EKOK bulmayı biliyoruz. Bunu bu kadar hızlı bulamıyorsanız kenardan çizgiler çekerek rahatlıkla bulabilirsiniz. Defalarca yaptık. EKOK'ları 12. Demek ki sınıfın bir eksiği 12 olabilir. Yani sınıf 13 olabilir. Ama diyor ki sınıf 20 kişiden fazla. Nasıl 12 2'nin 3'ünün ve 4'ün katı ise 12'nin katları da 2'nin 3'ün ve 4'ün katıdır. 12 bunların en küçüğüdür. Dolayısıyla 12'nin 2 katını alalım. 24. 24 de 2'nin 3'ün ve 4'ün katıdır. Hani sınıfın 1 eksi 2'nin 3'ünün 4'ün katı olacaktı ya. Bir de 1 ekleyelim buna sınıf mevcudunu bulmak için. Demek ki 25 kişi olursa bu sınıf 2'şerli, 3'erli ve 4'erli gruplara ayrıldığında bir öğrenci artar. Ve en az kaç kişi olur ve 20'den fazla dendiği için cevabımız 25 olur. EBOB'ları 20 olan 2 sayı var. EKOK'ları da 300 imiş. O halde 20 bu iki sayı içinde çarpan olarak bulunmalı. Yani 20 çarpı A diye sayılardan birini, diğerini de 20 çarpı B diye düşünebilirim. Ve A ile B aralarında asaldır. Çünkü aralarında asal olmazlarsa EBOB'ları 20'den fazla olur. İki sayının çarpımı EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşittir. Yani 20 A ile 20 B'nin bu iki sayı olarak biz aldık. Çarpımları 20 çarpı 300 olacaktır. Bu 20'leri sadeleştirirsek, şuradan sıfırları götürelim, 30'u da 2'ye bölersek A çarpı B'yi biz 15 bulabilirim. Buradan A'ları B'leri bulmak zor değil. Aralarında asal olacaklar. A'yı 1, B'yi 15, A'yı 3 ve B'yi 5 seçebilirim. Tabi 5'e 3, 15'e 1 de seçilebilir ama aynı sayıları verir. Sadece yerleri değişmiş olur. Toplamının en az olmasını istiyorum ben. En uzak seçtiğimde, yani A'yı 1, B'yi 15 seçtiğimde 20 kere 1, 20 artı 15 kere 20, 300.
Yani toplamları 320 olur. 3 ile 5 seçtiğimde 20 kere 3 60, 5 kere 20 100. Bunlar da bu şartları sağlarlar. Toplamları 160 olur. En az dediği için cevabımız 160. Ek okları 12 olan kaç farklı AB sıralı doğal sayı ikilisi vardır denmiş. A ile B'den birisi 12 olsun. Mesela 12'ye 1 olabilir. 12'ye 2 olabilir. 12'ye 3 olabilir. Bunların ek okları hep 12. 12'ye 4 olabilir. 12'ye 6 olabilir. Ve 12'ye 12 olabilir. Bunlar, buralarda tabi hep 12 var. Yer de değiştirebilirler. Ama şurası en son yazdığım 12, 12 olduğu için bunun yer değiştirmesinden bir şey değişmez. Yine kendisi gelir. Yani şu 5 tane yer değiştirebilir. Yani 1'e 12 çünkü sırada ikili de yer değişti mi başka bir sırada ikili olur. 6'ya 12. Demek ki 10, 11 tane burada var. Peki 12 olmazsa da 6 alsam bir tanesini. Diğerini 12 alsam burada var. Olmaz. 4 alsam, bakın 6'ya 4 alırsam yine ek okları 12 olacaktır. 6'ya 4 olabilir ve 4'e 6 da olabilir. 6'dan 6'ya 2 alsam ek okları 6 olur. 6'ya 1 alsam yine ek okları 6 olur. Başka bir şey gelmez. Dörtlüyü düşünelim. 4 aldığımda 12'lisini yazdık, 6'lısını yazdık ama 3 olabilir. 4, 3 olabilir. Bir de bunun tersi 3, 4 olabilir. 4 tane de buradan geldi. Demek ki 15 tane sıralı ikili yazabiliriz. AB 2 basamaklı bir doğal sayı. Şu şartı sağlıyor, eşitlikleri sağlıyor. Yani 3'ün katından 2 eksik, 4'ün katından 4 eksik, 5'in katından 3 fazla. Bu koşulu sağlayan en büyük AB sayısı kaçtır denmiş soruda. Burada en büyük katsayıya bakmamız lazım arkadaşlar. Buradan sonuca gitmek daha kolay. Sayıya bir sayı ekleyerek 3'ün 4'ün ve 5'in katı aynı zamanda aynı anda 3'ün 4'ün ve 5'in katı olacak hale getirip ek oktan gitmemiz gerekiyor. Şimdi ben buna 2 eklersem bakın 5'in katı oluyor bu sayıya. 2. Sonra 5, 5 arttırmam lazım. 2 eklediğimde bakın 5C artı 5 olacak, 5'in katı olacak ama 4B eksi 2 olacak, 4'ün katı olacak. Şimdi 2'den 5 arttırıyorum, 7. 7 eklediğimde yine burası 3 oluyor, 4'ün katı olmuyor. 5 daha arttırıyorum, 12. Yine 4 çıkarttığımda 8. Evet, bu sefer 4'ün katı oldu. Fakat 3A eksi 2'ye 12 ekledim. 3A artı 10 olur. 3'ün katı olmaz. 5 daha arttırdım. 17. Yine bunu sağlamaz. 4'ü sağlamaz. 22. 18 olur sağlamaz. 27. 23 olur sağlamaz. 32'ye baktığımda 4 çıkarttığımda bakın burada artı 28 kalıyor. 4'ün katı oluyor. 2 çıkardığımda da 30 oluyor. 3'ün de katı oluyor. Demek ki sayının yani AB'nin 32 fazlası hem 3'ün hatta gösterelim 3A artı 30 oluyor. 4B artı 28 oluyor. Ve 5C artı yani ben bilerek biraz yukarı değerlerde sağlayan bir örnek seçtim. Genelde sorularda birkaç adımda sağlanıyor bunlar. Yani sayının bu iki basamaklı sayının 32 fazlası hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katıdır. Peki 3'ün, 4'ün ve 5'in ek oku nedir? Ek oku 60'tır. Yani bu sayının 32 fazlası 60'ın katlarından biri. Mesela 60 seçsek, yani sayıyı biz 60 seçsek, sayının 32 fazlasını, o zaman AB 2 basamaklı sayım 28 olur. 28'e 32 eklersem 60 olur çünkü. 60'ın katları da bunu sağlar. 120 seçsek bakalım daha fazla olabiliyor mu? 3 basamaklı oluyor ama bu AB'nin 32 fazlası. Yani AB artı 32 120.
Bu takdirde yani 120'den 30 çıkarttım, 92 daha çıkarttım. 88, bakın yine iki basamaklı. 88 de bu şartları sağlar. Daha da büyütürsem ben bunu 60'ın 3 katını alırsam AB de 3 basamaklı olur. Demek ki en büyük iki basamaklı bu şartları sağlayan sayı 88. 3 santime 5 santimlik dikdörtgen levhalar ile bir karesel bir yüzey oluşturacağız. Bu yüzeyin en küçük olmasını istiyoruz ki en az kaç levha gerekiyor. Şimdi bu levha, bakın şu levhalardan biri 3'e 5'lik, bir diğeri. Yan yana koyduğumuzda bu karenin bir kenarında x aldık. 5'in katı olması gerektiğini, şöyle koyduğumuzda da 3'ün katı olmasını gerektiğini görüyoruz. Demek ki x bir de en az olmasını istiyoruz. X 3 ve 5'in ekokudur. Yani x 15'tir. 3 ve 5'in ekoku 15'tir. Peki kaç tane levha gerekiyor? Şu karenin alanını bir tane levhanın alanına bölersem ben kaç tane olduğunu bulurum. Yani 15 çarpı 15'tir karenin alanı. Levhanın alanı 3 çarpı 5'tir. 15'i 3'e böldüm 5. 15'i 5'e böldüm 3. Demek ki 15 tane levha en az gerekiyor. 200 metre, 500 metre boyutlarındaki dikdörtgen bir tarla kare parsellere ayrılacaktır. En az kaç parsel olabilir denmiş. Burada bakın eş kare parseller denmemiş. Yani burada birçok öğrenci yanılabilir, hataya düşebiliriz. Bu bir EBOB EKOK sorusu değil. Bir şaşırtmacalı bir soru. Ben bunları kare parsellere ayırayım da kare olsun da ne olursa olsun birbirlerinden farklı olabilirler. Mesela şuradan ben bir 200'e 200 ayırabilir miyim? Bakın 200'e 200 ayırırsam bu bir kare oldu. Birinci kare. Bir 200'e 200 daha ayırayım. Çünkü 500 burası uzun kenar. Burası da 200. Burası da 200. İkinci kare parselim. Şimdi buraya 500'den 400'ü ayırdım. 100 kaldı. Burası da 200. Bunları da ben şöyle ortadan ayırırsam yani buralar 100-100 olursa bakın 3. kare parsel ve 4. kare parsel demek ki en az 4 parsele kare parsele ayırabilirim. Yine aynı soru gibi görünüyor. 200'e 500 metre boyutlarındaki dikdörtgen tarla ama bu sefer eş kare parsel. Deminkinde kareler farklı olabiliyordu. Burada hepsi eşit olmalı. Yani xx diyelim bu parsellere biz. Bu x'in 500'ü de bölmesi lazım. Yine bu x'in 200'ü de bölmesi lazım. Yani bir de en az olması gerektiği için 500 ve 200'ü bölen en büyük sayı bulmam lazım. Yani 500'ün ve 200'ün EBOB'unu bulmam lazım. Bulalım. İkisi de 100'e bölünür. 2 kaldı. 5 kaldı. 5 ile 2 aralarında asal. Demek ki bunların EBOB'u kaçmış? 100 imiş. Yani şuradaki x 100 olarak bulunur. Yine dikdörtgenin alanını yani 200 çarpı 500'ü ben 100 çarpı 100'e bölersem 200'ü 100'e böldüm 2, 500'ü 100'e böldüm 5, 10 parsel olması gerektiğini bulurum. Bu şekilde eş kare parsellerin adedini bulmuş olduk. Evet, yola bakıyoruz. Şöyle 1500 metre, böyle 4140 metre böyle böyle gidiyor. Buraya eşit aralıklarla dikilecek. Köşelere ve uç noktaları da dikilecek. Yani şuraya, şuraya, buralara da dikilmesi gerekiyor. Ve eşit aralıklarla olacak. Demek ki bu aralığın 1500'ü bölmesi lazım. 4140'ı bölmesi lazım. 3270'i bölmesi lazım. 600'ü bölmesi lazım ve en az olduğu için bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. Bunların EBOB'unu bulmam gerekiyor. Hepsi 10'a bölünür. 60, 327, 414 ve 150. Ayrıca hepsi 3'e de bölünür. 20, 109, bir kere 11, 2 kere 24, 8 kere 128 ve 50 olur. Şurada bir hatamız var. 138 olacak.
11'de 3, 3 kere orada hata yaptık. Evet, başka da olmaz. Yani bunların evopları 30. Kaç aralık olduğunu ben aslında burada buldum. 1500'de 50 aralık var. 138 aralık var. Yani bunları toplarsam ben ait sayısına gidebilirim. Bunları topladığımda 317 yapar. Yalnız kapalı bir, bakın şu uç, eğer bu aralık güzergah kapalı olsaydı şu iki nokta tek nokta olacaktı. Buradan açıldığı için bir tane ağaç fazla olur. Artı 1, yani 318 tane ağaç diyorum, elektrik direği dikilecektir. Bunu bir örnekte gösterelim. Mesela şunun uzunluğu 6 birim olsun. Ben bunu 2 birimlik 3 parçaya ayırırsam, bakın 6'yı 2'ye böldüğümde normalde 3 çıkıyor. Fakat uçları açık olduğu için 1, 2, 3, 4, yani bir tane daha fazla dikilmiş oluyor. Burada da 317'ye bu nedenle 1 ekledik. 318 direkt dikilebilir.